Demek istiyorum her şeyden önce. Sanata, spordan sağlık hizmetine kadar vermeye de... Çek açılıyor. Bizim Osman Gazi Mahallesi dahil 5 muhtarlık binası yaptı. Biz de kendilerine bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum mahallem adına ve hizmetlerin devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Yapılan projelerin devamı için gerek başta Tunç Başkanım gerekse Serdar Başkanım'ın koşulsuz ve şartsız devam etmesini istiyorum. Ben değil, biz muhtar olarak bunun arkasındayım ve destekliyoruz. Yerelin en önemli göstergeleri muhtarlarla ölçülüyor. Ve yine muhtarlarımız bir yere hizmet yapılmış mı, yapılmamış mı, sokak temizlenmiş mi, temizlenmemiş mi ya da hizmet gitmiş mi, gitmemiş mi noktasındaki en önemli gösterge yine muhtarlarımızın söylediği cümlelerdir. Çünkü onlardan daha çok sokağı, caddeyi, mahallenin sıkıntısını, derdini ve çözümünü bilen hiç kimse yok. Ben Bayraklı Belediye Başkanı olarak huzurlarınızda Bayraklı'daki 24 mahalle muhtarlarıma şükranlarımı sunuyorum. Çünkü gece gündüz bir dakika bizi rahat bırakmadılar. Aslında bir şeyler yapmışsak onların zoruyla da yaptığımız işler vardır. Çünkü Bayraklı muhtarların başka bir özelliği var. Bir sıkıntıyı söylediklerinde orada bitirmiyorlar. İş bitinceye kadar. Doğal olarak yaptığımız her şey beraberce yaptığımız iştir. Bir de bir kenti yönetirken o kenti bilmek lazım, kenti tanımak lazım, sorunlarını bilmek lazım. Bunlar için bir tecrübe lazım. Toplumun tamamını bu anlamıyla tanımak lazım. Bayraklı siyasal özgürlüğünü kazanmış bir ilçedir. Hiçbir ilçenin, ne Bornova'nın, ne Karşıyaka'nın, ne de farklı bir ilçenin arka bahçesi değildir. Bayraklı'da dışarıdan gelen hiçbir arkadaşımıza geçit yok. Herkes bunu bir yere not alsın, akıllarından da çıkarmasın. Pandemiden, depremden, ekonomik krizden habersiz olarak bol keseden bir şeyler söylüyorlar. Bizim yaptığımız işleri söylüyorlar. Kimi kentsel dönüşümden söz ediyor. Diyorum ki elinizi bir vicdanınıza koyun. Pandemisi var 2 yıl, depremi var 2 yıl. Bu süre zarfında K sınırları ile ilgili, kendi deprem zedesi ile ilgili 3 tane plan notunu geçiren tek belediye Bayraklı Belediyesi. Adalet Mahallesi Manavkuyu'daki planlamayı yapan Bayraklı Belediyesi. Yeni kent merkezindeki parselasyon planını yapan Bayraklı Belediyesi. Kentsel dönüşüm meselesini büyükşehirden yetkiyi devralıp tekrar hayata geçiren şu an arkadaşlarımız anlaşmış durumdalar. Belki de yıl sonu itibariyle kazmayı vuracağız. Bayraklı Belediyesi. Onur Mahallesi, Yamanlar, Nafiz Gürman, 600 hektarlık işi yapan Bayraklı Belediyesi. Yani kentin %70'ini planlayan Bayraklı Belediyesi. Bizden utanmıyorsanız Bayraklı Belediyesi'nin personelinden utanın. Kentin %70'i planlanmış durumda. Ben huzurlarınızda emek veren Bayraklı Belediyesi'nin bu çalışkan personellerini size huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum. Siz de onlara kocaman bir alkış gönderin. Bir diğer... Yani çadır süreci dahil, geçici konutlara gitme dahil, buradaki 400 binanın yıkılması dahil, inşaat ruhsatlarının verilmesi dahil, demin söylediğim gibi bu kas sınırları planlaması dahil, %20-30'luk emsal artışı dahil bu arkadaşlarımız yapmıştı. Ya insan biraz Allah'tan korkar ya. Yani kuldan utanmadın ama Allah'tan bari kork. Bununla yürüyecek bir siyaset yok. Hepimiz bir işin içerisindeyiz. Ve bu işin temelinde vatandaşa hizmet var. Bu hizmetin süresi 5 yıl olur, 10 yıl olur, 15 yıl olur. Bu değişir. Ama asıl olan şey, eğer bir kentin şehreminiyseniz, bir kentin başkanıysanız, önce aklınız, vicdanınız temiz olacak. Ahlakınız temiz olacak. Kamu yararı her şeyin önünde olacak.
vatandaş adına ne yapmanız gerekiyorsa onun için gözünüzü budaktan sakın. Bu işlemi söylediğim gibi bu kenti tanımak, bu kenti bilmek, bu kentin sorunları ile ilgili bir dirayet koymakla ilgili bir mesele. Ve bir de biz ilçe seçimlerimizde tamamında söyledik, Bayraklı siyasal özgürlüğünü kazanmış bir ilçedir. Hiçbir ilçenin, ne Bornova'nın, ne Karşıyaka'nın, ne de farklı bir ilçenin arka bahçesi değildir. Bunlara yenileri eklenmiş, onlara da söylüyoruz. Bayraklı'da dışarıdan gelen hiçbir arkadaşımıza geçit yok. Herkes bunu bir yere not alsın, akıllarından da çıkarmasın. Önemli olan vatandaşın derdini çözebilmek. Vatandaşın sıkıntısını çözebilmek. Olmadık şeyleri söylemekle bu süreci götürmenin bir anlamı yok. Böyle baktığımda %90'ınızı tanıyoruz. Tokalaştık, beraber olduk. Seçimlerde beraber olduk. Cumhurbaşkanlığı seçiminde beraber olduk. Sokakta beraber olduk. Şimdi soruyorum. Kaç arkadaş bizimle beraberdi? 27 tane aday adayımız var. Kaçı bizimle beraber sokaktaydı? Tarlada yoksun, harmanda ben varım. Abi. Şimdi ticari zekayla başkanım aldatmış olduk. Çünkü ben muhtarlık binası yaparsam bir kurban keseceğim burada dedim. Ama o zaman kurban 1000 liraydı. Şimdi etin kilosu 700-800 lira. Dilinden bir pazarlık yaptık. Bir çiçek ve bir tepsi böreğe fit olduk. Bu da... Evet, 3'ten geriye sayalım mı hep birlikte? Hazır mıyız? 3, 2 ve 1. Hayırlısı olsun efendim Bayraklımıza, Bayraklı halkımıza ve siz değerli misafirlerimize. Hala salınır bu her gele. Gerçekten hep sizden yana oldum ve başkandan yana oldum. Bunun gerçek adaletini bildiğim için Amasya'dan geldim. Amasya'dan geldim, çocuklarım burada okuyor.